Orhan Uğuroğlu yazdı. Hiçbir AKP'li sütten çıkmış ak kaşık değil. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in, Milliyet Gazetesi'nden Abdullah Karakuş'un sorularına verdiği yanıtlar özetle şöyle, 15 Temmuz olayı hiç hafife alınacak bir olay değil. Çok yönlü oturup üzerinde kafa yorulması gerektiği kanaatindeyim. Halen birçok yönleriyle o işin aydınlandığını düşünmüyorum. Üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Çünkü devletin işleyişi açısından birçok problemi getirdi. Halen bu problemlerin önemli bir kısmı devam ediyor. Bunlardan gerekli dersi çıkarıp politikalar yeni baştan gözden geçirilmeli. İşin içerisinde gırtlağına kadar müttefikimiz olan devlet var, ciddi bir Amerikan planlamasıdır bu. Onu görmek lazım. Onun için de iade etmiyorlar foyaları meydana çıkmasın diye. Batı da beraberdir. Bizim geçmiş darbelerin arkasında her zaman olmuştur. Menfaatleri neyi gerektiriyorsa. Demokrasi lafını ederler ama işlerine geldiği zaman da darbe destekçiliğinden hiçbir zaman vazgeçmediler. Bedelini de Türkiye ödedi. Halen soruşturmalar devam ediyor. Haberlerde de görüyorsunuz, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir merkezli, 8-15 il falan diye. Dolayısıyla o işin hukuk kısmı. Öyle ya da böyle çıkacak, temizlenebildiği kadar temizlenecek. Ama onun dışındaki boyutunu, işin sosyolojik boyutu var, eğitim boyutu var, din eğitimi boyutu var, din anlayışı ile kısmı var, siyaset bilimi açısından, siyasetin yönetimi açısından, devlet yönetimi açısından sayısız başlıkların alt alta konup ondan sonra bir sonuca varmak gerekiyor. Elbette aşırı bir vehme gerek yok ama görüyorsunuz ki halen orada, burada, şurada halen iltisakları çıkıyorsa bu en üst düzeyde bir kurmay planlamasıdır. Bunu görmek lazım. Bir cemaatin başında olanın planlayacağı bir husus değil. Değerli okurlarım, eski ANAP'lı ve eski Fazilet Partili Cemil Çiçek'in AKP iktidarında aldığı görevler şunlar. 2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül tarafından kurulan 58. ve Erdoğan tarafından kurulan 59. hükümetlerde Adalet Bakanı. 2007-2011 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 60. hükümette Başbakan Yardımcısı. 2011-2015 yılları arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. 29 Haziran 2019'dan bugüne, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi. AKP'de yükselebilecek en üst makamlara kadar yükselen Çiçek'in bu itirafları ve eleştirileri karşısında, AKP'nin tek bir gün dahi iktidarda kalmaması Türkiye'nin bekası açısından çok önemlidir. Çiçek diyor ki, 15 Temmuz birçok yönüyle aydınlanmadı, ciddi bir Amerikan planlamasıdır. Amerikan planlaması, yapılırken iktidarda CHP mi vardı? Hayır, Cemil Çiçek'in AKP'si iktidardaydı. O halde 15 Temmuz'un sorumlusu ve suçlusu kim? AKP iktidarı. Gelelim Cemil Çiçek'in Erdoğan'ı ve AKP iktidarı eleştirdiği şu cümlesine, 15 Temmuz birçok yönüyle aydınlanmadı. 2016'dan 2022'ye 6 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde CHP iktidarda mıydı? Hayır. Cemil Çiçek'in AKP'si iktidarda, Erdoğan da 2003-2018 dönemi başbakan, 2018-2022 dönemi cumhurbaşkanıydı. Neden aydınlatılmadı? Çiçek diyor ki, devletin işleyişi açısından birçok problemi getirdi. Halen bu problemlerin önemli bir kısmı devam ediyor. Çiçek haklı çünkü en büyük problem olan, tek adam rejimi ile uygulamaya başlanan ve hesap vermeyen, sorumsuz bir rejim oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Çiçek bu sorunu şöyle ortaya koydu. Siyaset bilimi açısından, siyasetin yönetimi açısından, devlet yönetimi açısından. Çiçek'in itiraflarında en önemli cümle de şudur, bedelini de Türkiye ödedi. Haklı ama eksik çünkü, Türkiye, Erdoğan hükümeti yüzünden bu bedeli ödemeye devam ediyor. Önce Çiçek'e şunu hatırlatayım. AKP Diyarbakır Milletvekili MKYK üyesi Abdurrahman Kurt şu itirafta bulunmuştu. Askeri vesayeti bitirmek için biz, Gülen cemaati ve Amerika ortak çalıştık. 2008 yılında FETÖ'cülerin Ergenekon kumpasında Erdoğan'ın başbakan yardımcısı kim? Cemil Çiçek. 2010 yılındaki Balyoz kumpasında Erdoğan'ın başbakan yardımcısı kim? Cemil Çiçek. 2012-2015 çözüm süreci döneminde meclis başkanı kim? Cemil Çiçek. 17-25 Aralık 2013'te yaşanan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu hakkında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, paralel devlet yapılanması. Fethullah Gülen cemaatinin 2002-2013 yılları arasında paralel devlet yapılanması oluşumuna imkan sağlayan sorumlu kim? Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini bu durumlara düşürmek suç değil mi? 17-25 Aralık soruşturması sonucunda Egemen Bağış, Avrupa Birliği Bakanlığı görevinden alındı.
İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bakanlık görevlerinden istifa ettiler, Bayraktar ayrıca milletvekilliğinden de istifa etti. Bu dört bakan 5 Ocak 2015'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada AKP oyları ile aklanırken meclis başkanı kimdi? Cemil Çiçek. Dört bakan Yüce Divan'a gitmeli, diyen başbakan kimdi? Ahmet Davutoğlu. Dört bakan Yüce Divan'a gitmesin, talimat veren AKP'li Cumhurbaşkanı kimdi? Recep Tayyip Erdoğan. 2002'den bugüne 20 yıldır yaşatılan yolsuzlukların, yasakların, yoksullukların, 15 Temmuz'un, çözüm sürecinin yaşatılmasının sorumlusu AKP'dir. Bugün olmasa da yarın mutlaka, millet de yargı da, hesap soracaktır. Hiçbir AKP'li sütten çıkmış ak kaşık değil.